Hekeş cüzdanınıza Bitcoin gönderebilirsiniz. Evet, tuhaf bir cümle olduğunu biliyorum ama hadi gelin inceleyelim. Şimdi sizden gelen istekler doğrultusunda Hekeş incelemesi yapıyoruz dostlar. Bir kere şunu söylemek lazım. 5 dakikaya sığacak mı hakikaten ben de bilmiyorum. Bu kadar kompleks çalışan bir yapıyı daha önce görmedim ama projenin felsefesini sevdim ve incelemeye karar verdim. Dilim döndüğünce de çok teknik konulara girmeden yani elimden geldiğince en azından yine kripto event anlatımıyla sizlere aktaracağım. Öncelikle web sitesine gittiğimizde bir karşılama mesajı geliyor bize. Hatta birkaç tane karşılama mesajı geliyor. Bunların arasında Hackash Bitcoin vizyonunu takip ediyor. Hackash 3 Proof of Work coin içeri ki bunlardan bir tanesi. Bitcoin. Hackash %51 saldırılarını önler. Topluluk odaklıdır. Hackash ilk POW sistemi ile NFT üreten sistemdir. Bu mesajları görüyoruz. Proof of Work sistemi ile kendine ait olan bir yani kendine ait bir blok zinciri olan bir sistem ve 3 katmanlı bir sistem. Yani layer 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Fakat layer 3 henüz aktif değil. Ona da birazdan değineceğim. Projenin white paper'ına baktığımızda e, projenin ekibi ya da ekipleri anonymous. Bakın hemen burada görebilirsiniz. Yani bilinmiyor. Aslında burada ilk olarak Bitcoin'in vizyonunu takip ediyor mesajını veriyor bize biraz. Onlar da Satoshi Nakamoto gibi projeyi piyasaya sürüp kendileri gizli kalıp projenin topluluk tarafından benimsenmesini ve topluluk gücüyle ilerlemesini sağlamayı hedefliyorlar. Tabi yani bu konuda ne kadar başarılı olur bilinmez. Merkeziyetsizlik tanımı açısından doğru bir karar fakat hem ödeme hem de değerleme aracıyı izleyen bir projede topluluğun ekibi görmeden hekesh coin'e ne kadar değer vereceğini zaman gösterecek. Hekesh coin incelemeyi coin market cap ile başlayalım demek isterdim fakat orada yok. O yüzden coin gecko'ya gidiyoruz ve anlık durumunu inceliyoruz. Şöyle biraz yukarıya doğru gelelim. Şimdi total supply bugün için 718.270. Market cap ise 19.918.191 dolar şu an için. Aşağıdan explorer'a basarak da zincirini izleyelim. Şimdi proje 2018'de başlamış olsa dahi madencilik faaliyetlerine kazanmaya daha yeni başlamış diyebiliriz. Bakın buradaki her bir çubuk bir yılı ifade ediyor ve ilk 5 yılda kazancın düşük ve giderek arttığını görüyoruz. Fakat bu yıl ile birlikte toplamda 11 yıl boyunca aynı kazanç ile devam edecek. Bu yıl için enflasyon sizin de burada gördüğünüz gibi %40 fakat bu her yıl azalıyor. Çünkü hali hazırda olan hekeş sayısı artıyor. Yeni gelen her seferinde toplam miktardan daha düşük olacağı için yıl yıl giderek daha da düşecek. Hatta burada bakın sizin de gördüğünüz gibi birden atlamalar var. Bunlar Bitcoin'deki halving dönemleri gibi diyebiliriz ve bu alanlarda özellikle enflasyonun daha sert düşüşlere gebe olduğunu göreceğiz dostlar. Şimdi projede 3 coin var dedik. Bir tanesi Hedge, bir tanesi HD yani Hedge Diamond ve BTC. Kendi sayfasında biraz aşağı inip onu size göstermek istiyorum. 3 katman 3 coin. L1'de Hedge, Hedge Diamond ve BTC var sizin de gördüğünüz gibi. Hedge'in maksimum arzı sınırsız. Burada bir parantez açmak istiyorum dostlar. Normalde kafalarda olan düşük arz her zaman değerlidir, ilgi çekicidir diyebilir ama konu aslında tam öyle değil. Bir ürünün değerlenmesini yaparken sadece arzına bakmıyoruz. Market cap, ekip, sponsorlar, enflasyon, partnerlikleri ve projenin süreç içerisindeki ilerleyişi de kıstaslar arasında aslında. Gelelim tekrar e, Hatchcoin'in çalışma sistemine. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin hem ödeme aracı hem de değer saklama aracı olarak kullanılıyor. Fakat ölçekler ...endirme ve ağdaki yavaşlık gibi sorunlarımız var biliyorsunuz ve hash bunu çözmek için işte hash coin'i kullanıyor. Maksimum arzın sınırsız olması da biraz bu yüzden hash'teki en büyük farklılıklardan biri de şu Biliyorsunuz Bitcoin'de sıfırdan son 8 tane dijit var. Hashcoin'de ise 248 tane dijit var. Ya yani Bunu ilk duyduğumda bana da tuhaf gelmişti. Yok artık dediğim bir özellik. Tabii ödeme aracı olarak kullanıldığı Layer 1'de bu durum zamanla ağın şişmesine, fi ücretlerinin artmasına sebep oluyor. Bu durumu önlemek için bu ödeme sistemini L2'ye taşımışlar. Yani burada üretilen Hashcoin'in ödeme sistemi olarak kullanılması gerektiği zaman L2'de kullanılıyor. Bakın aslında siz de burada görüyorsunuz ve bence bu gerçekten muhteşem. Layer 2 kısmı yani Layer 2 kısmı standart biliyorsunuz Ethereum'un üstüne oluşturulan katman ikilere benziyor. Biraz o mantıkla çalışıyor. Layer 1'deki hacıları Layer 2 üstünden gönderip alıyorsunuz ve bunun adına da bu arada channel diyorlar. Layer 3 ise uygulamaların ve projelerin geliştirileceği bir katman. Fakat bunu yapacak olan da yeni topluluk. Çünkü ortada proje ile ilgili herhangi bir developer veya bir founder falan hiçbir şey yok. Aynı Bitcoin'deki gibi topluluğun benimsemesini, geliştirmesini ve ilerletmesini istiyorlar. Bunun üstüne dayalı bir proje. Keza Layer 3'te de hep geliştiriciler isterlerse bunun üstünde geliştirebiliyorlar. Bu Layer 3'te direkt L2'ye bağlı zaten ama şu anda aktif değil. Şimdi bir de HD yani Hash Diamond ve Bitcoin kısmına bakalım. Çünkü burası da çok tuhaf. D ya da artık nasıl okuyorsanız H HD, H HD, yani HD Diamond. Şurada hazırladığım bir grafik var. Onu size göstermek istiyorum. Çünkü biraz komplike bir durum. Şimdi Hedge Coin Proof of Work sistemiyle çalışan yani madenci madenciliği yapılan bir coin. İşte bloklar üretilip kapanıp zincire dahil ediliyor. İşte bu sırada her bir bloğun bir numarası oluyor biliyorsunuz diğer ağlarda da var bu. Ama Hac Diamond'ı ilgilendiren kısım ise sonu 0 ve 5 olan bloklar. Bu bloklar kapan her kapandığında, her blok kapandığında 5 ve 0 olanlar bir tane Hac Diamond üretiliyor ve ortaya çıkıyor ve bu bir NFT oluyor. Yani tamamen unique, zamanı benzersiz yapısıyla ortaya çıkan token ortaya çıkmış oluyor dostlar. İşte bu da ilk başta bahsettiğim işin Proof of Work NFT kısmını oluşturuyor. Yani bunlardan üretildikçe sonu 5 ve 0 olan bloklar kapandığında benzersiz, unik bir NFT'miz de olmuş oluyor dostlar. Ve Hac Diamond'ın maksimum arzı var. Bakın CoinGecko'da aratıp görelim. Şuraya Sadece D yazdığımız zaman hackash diamond çıkıyor ve bunun özelliklerine baktığımız zaman şimdi sizin de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar maksimum saplayı 16 milyon 777 .216. yani tamam üretildiğinde maksimum bu kadar arıza sahip olacak. Peki bu Haci D'leri nasıl alacağız? Birazdan bakacağımız web sitesinde o hacı diamond almak isteyen vatandaş en yüksek hac coin'i teklif vermek zorunda. Yani bu şurada üretilen coini hac de almak istediğiniz zaman kullanıyorsunuz, teklif veriyorsunuz ve siz ödedikten sonra bu coin'ler burn ediliyor yani yakılıyor. Bu da aslında Maximum arzın niye maksimum arz kullanıldığını bir kez daha bize açıklamış oluyor. Hatta size web sitesinde şu kısmı göstermek istiyorum, incelemenizi öneriyorum. Tüm detaylarını burada anlatmayacağım. Bakın. Web sitesinde yukarıda yani şu karşılama mesajının hemen altında Individual, Miner, Business, Artist ve Developer kısımları var. Burada bir yatırımcı, bir kişi olarak Individual'ı inceleyebilirsiniz. Eğer madenciyseniz, Miner'ı iş yapmak istiyorsanız, bir business e, alemindeyseniz diyelim. Business tıklıyorsunuz, bir sanatçıysanız Artist kısmına tıklıyorsunuz ve bir geliştiriciyseniz eğer Developer kısmına tıklayarak Hekesh projesinden sizin nasıl faydalanmak istediğinizle alakalı burada bir bölüm ayırmışlar. İsteyen istediği bölüme girip burada aslında araştırabilir. Şimdi diğer bir tuhaf konu ise şu. E, ağın içindeki Bitcoin. Yani şu. Hemen aşağıda göstereyim tekrar. Bakın burada bir de Bitcoin var. Bitcoin ana ağındaki Bitcoin'i Hekesh ağına atabiliyorsunuz. Fakat henüz aktif değil, daha denemeler yapılıyor. Durum şu. Aktif olduğunda ana Bitcoin ağından Bitcoin'lerinizi buraya aktarabiliyorsunuz fakat bu ağdan gerisin geriye Bitcoin ağını gönderemiyorsunuz orada kalıyor. Ve ödeme aracı ya da transfer olarak yine Hackash'in ağını kullanabiliyorsunuz. Daha doğrusu onu kullanmanız gerekiyor diyelim. Şimdi dediğim gibi henüz test aşamasında ve aktif değil. Peki neden BTC'lerimizi biz bu ağa gönderelim? Sebebimiz ne olabilir? Yatırımcılar niye böyle bir şey istesin? İşte burada yine topluluğun ağın hızına ve güvenliğine olan güven oyu ile doğru orantılı biraz da. Yani adam kardeşim ben bende 3 bitcoin var ama bitcoin ağı yavaş ve güvenliğinden endişe ediyorum dediği noktada hekeş ağına bunu tek yönlü olarak gönderebiliyor. Şimdi ez cümle projenin sistemi çalışması ve mantığı bu şekilde dostlar. Haj Diamond buranın altını, Haj ise ödeme sisteminde kullanılacak olan coin'i, BTC ise yine sistemin içerisinde peer to peer daha hızlı transfer edebileceğiniz bir ağ sunuyor. Peki hangi borsalarda listeleniyormuş bir ona bakalım. Şuradan Marx'a giriyoruz. Şu anda çok fazla borsada yok ve çok bilindik borsalarda değil. X, eX ve non KYC ayoda listeleniyor. Ben şimdi burada XC'ye girdiğim zaman şurada e hedge diye arattığında dostlar hedge usd tetra görüyorsunuz ve şu anda 24 dolar civarından işlem geliyor ee, Bir grafiğin durumuna bakalım Burada açıktı zaten ha Gelsin Bu 15 dakikalık grafik Buradan günlük grafiği alıyorum Tabii çok bir tarihi yok sizin de gördüğünüz gibi çok uzunca bir süre konsolde devam ettikten sonra biraz Fiyatlamaya başlıyor ve cidden burada çok yüksek bir pump yaptıktan sonra ki hacim fazla yok ki bu bana çok bir güven vermedi. Yani şunu diyebilirim ben burada bir haç koyu illa ki alacak olsam mutlaka ve mutlaka şu fiyatı açıkçası beklerdim dostlar. Bu fiyata gelmeden de burada bir alım yapmam çünkü çok ciddi yükselmiş. Bakın şu tarihte fiyat 9 dolar 7 dolarken burada 47 dolarlara çıkmış ve şu anda 24 dolardan işlem görüyor. Gelecekle alakalı fiyat tahmini yapmak bunda çok çok zor. Çünkü bir kere dediğimiz gibi ortada herhangi bir developer veya founder yok, ekip yok. Tamamen topluluk gücüyle ilerleyecek olan bir proje. İleride nereye varır, ne olur bilemiyorum ama projenin genel anlamda yapısı benim hoşuma gitti. Topluluğun da e, sahip çıkacağını düşünüyorum. GitHub'da çok ciddi e, takipçileri var ve sahiplenen arkadaşlar var, developerlar var, öncü insanlar var. Onlar sayesinde proje biraz ilerleyebilir ama e, illa ki alacak olsam ben burada bir herhalde bir 10-11 dolar civarlarını beklerdim. Evet, projenin genel çalışma mantığı ve e, Hash Queen içindeki bu 3 tane e, Queen grafiği bu şekilde dostlar. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece projelerle alakalı sizi bilgilendiriyorum. Alın veya satın demiyorum kesinlikle. Projeyi mutlaka kendinizde inceleyin. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.